sizi. Ben bu kızın kocasıyım. Ben bu kızın kocasıyım. Karımı almaya geldim. Ne işin var senin burada? Seni almaya geldim. Buyur evlat. Gel içeri. Yok dedem. İçeri gelmeyecek o. Gidecek zaten şimdi. Gideceksin. Hem niye geldin ki zaten? Sen niye geldin? Hani yarın evleniyordun? Sana hesap mı vereceğim? Git şimdi. Neden vazgeçtin evlenmekten? Kim söyledi vazgeçtiğimi? Hadi yapma Reyhan. Buradasın işte. Tamam. Ben dediklerinizi anladım. Lakin Miran'ı biliriz. Durmaz. Arkasını bırakmaz Gayr. Bulacağım elbet bir hal çaresi. O içine düşen kurt onu yiyip bitirmeden söküp atacağım. Benim haddime düşmez ama. Şadoğlu zaten paramparça oldu. Yani artık o kadarı da... Sen ne diyorsun? İntikamım daha bitmedi. Asıl şimdi başlıyor. Yıllarca koynumda yılanın dölünü büyüttüm. Şimdi vaz mı geçeyim? Miran, Hazar Şadoğlu'nun oğlu olduğunu asla öğrenmeyecek. Anasının nasıl öldüğünü de... Hazar'ın suçsuz olduğunu da bilmeyecek. Ne zaman ki Şadoğlu ailesi Miran tarafından yerle bir edilecek, o zaman cümle alemle birlikte Miran da duyacak. Diyecekler ki, Miran Şadoğlu kendi ailesinin sonu olmuş. Miran'ın dinlediği masallar gerçek olacak. Senelerdir nasıl anlatıyorsam öyle yaşanacak. Şadoğlu'nu yine bir Şadoğlu yere sermedikçe... ...başka türlüsüne izin vermeyeceğim. Miran aklına bir şey düşerse durmaz. Bunu en iyi sen bilirsin hanım. Bir de... Reyhan'ın bir Şadoğlu olmadığını öğrenirse... ...işte o zaman onlara karşı düşmanlığı bitecek. Sizi düşman belleyecek. Sus İsmail. Miran Reyhan'ın bir Şadoğlu olmadığını öğrenemeyecek. Hele ki bunu benim bildiğimden asla haber olmayacak. Miran'ın beynine akıttıkları zehiri teker teker temizleyeceğim. Onu öyle dertlere salacağım ki... ...gerçeklerin peşine düşecek halı kalmayacak. Miran vaktinden önce uyanmayacak. Sevmiyorsun. Azat'ı sevmiyorsun. Ne biliyorsun? Biliyorum. Çünkü onun yanında kalbim böyle çarpmıyor.
sebep o değil. E peki? Sana ne? Sen ne laftan anlamaz adam çıktın ya? Rahat bırak artık beni. Seni bırakmayacağımı biliyorsun. Neden hala bırak diyorsun? Neden hala anlamak istemiyorsun? Benim senin yanında işim yok. Sadece gidecek yerim olmadığı için kaldım seninle. Tek sebep bu muydu? Ya ne olacaktı? Senin yalan dünyanda yaşayıp her gün yeni bir yalanını öğrenmeyi mi bekleyecektim? Başka yalanın kalmadı mı? Söylemek istediğin bir şey yok mu? Geç. Ama... Düşmanla iş çevirmek nedir sana göstereceğim. Yürü. Cihan ne yapıyorsun? Karışma. Cihan bırak kızı. Anne. Yürü. Ne kadar çok çekilecek çilemiz varmış. Sen koru ya. Anne. Yürü kız. Cihan ne olur bırak kızı. Bırak. Geç. Geç Allah'ın cezası. Geç. Bak seni elimden kimse alamaz. Cihan bir dur, sakin ol. Hele bana ne oluyor? Karışma bana sen. Karışma. Sen aynı ailenin içinde nasıl bir evlat çıktın ha? Ne kimseyi dinlersin, ne kimseden çekinirsin. Ne oluyor kızım sana? Hiç utanman yok mu senin ha? Aslan beylerin geliniyle ne işe yarıyorsun sen? Bak kızım, sen beni anlayacaksın. Anlamazsan o kafana vura vura kim olduğumu anlatırım sana. Bak. Sen bilmiyorsun ki ben biliyorum, abinin eline Reyhan'ı teslim eden sensin. Sen! Evet verdim. Reyhan'ı konağa ben getirdim. Yine getireceğim, engel olamayacaksınız. Puh, sana yazıklar olsun. Ulan sen bak konuşmalara hale tavra bak. Sen ne utanmaz ne anlamaz bir insansın be. Şirap sen ne dersin? Yaren. Dedem kurtar beni gözünü seveyim. Sen ne cüretle benim torunuma el kaldırırsın? Yaren ne etti ki sana bu kadar dellenirsin ha? Halledilmeyecek bir şey değil babam. Yaren babasına saygısızlık etti. Yaren tüm aileye saygısızlık etti baba. Biricik torun da öyle bir şey etti ki az kalsın altından kalkamaz biri çıkacaktı başımıza. Aha yüzü burada. Sor bakalım aslan beylerin geldiğine ne iş çeviriyormuş? Yaren. Baba ne diyor? Abisini korumak için. Azat gidip Miran'a saçma sapan bir şey yapmasın diye. Bıktım baba ben artık. Bıktım, bıktım. Bunların yaptığı, ettiği her şeyin üstünü kapatmaktan ben bıktım. Daha bitmedi bunun akılsızlığı. Anlat bakalım Belen'e. Sen Reyhan nasıl... Cihan. Tamam Yaren anladı hatasını. Babamı daha fazla üzmeyelim değil mi? Kesin sesinizi. Allah beni evlatlarımla, torunlarımla sınıyor. Hepinizin arkamdan iş çevirmesinden bıktım artık. Başım bozukluğunuzdan yıldım. Seni gözünün içine bakarak herkesten kayırırdım. Sebebi ne olursa olsun düşmanla işbirliği yapmanın özrü olamaz. Ben diyene kadar evden çıkmayacaksın. Hiç kimseyle görüşmeyeceksin. Hepiniz arkamdan iş çevirmeyi bırakacaksınız. Benim başımı eğmeyeceksiniz. Kafasızlığının bedeli bu değildir güzel kızım. Bekle sen. Bundan sonra ne senin ne de abinin hiçbir kusurunu sırtlamayacağım. Koskoca Nasuh bile senin karşında yerkenden suya indirdi. Ben indirmem. Yaren Hanım, senin suyun öyle bir kaynadı ki hepten altını kapatacağım. Anne, anne. Anne babam ne diyor? Adamı sonunda çığırından çıkarttınız kızım. Ben sana ne dedim?
baban bana benzemez dedim değil mi? Şimdi o aklını başına topla da dedemi de karşına alma. He mi kızım? Kızım, gecenin ayazında kapıda konuşulmaz. İçeri girin de ne konuşacaksanız içeride konuşun. Geliyoruz biz Nana. Ya nereye gidiyorsun, nereye? Buyur evlat, otur soframıza. Allah ne verdiyse yeriz. Sonra konuşuruz. Sağ olasın dedem. Otururuz. Kızım hadi gel. Yemeğin yarım kaldı. Yok nene, ben doydum. Kızım, misafirimize tabak getirsene. Rica ederim. Affedersin baba, böyle daldım ama konuşmamız lazım. Az evvel duyduklarımı sindiremedim daha. Şimdi ne diyeceksin? Ya burama kadar geldi. Yukarıda ettiklerini sen de duydun. Bak bu Yaren bizim başımıza öyle bir iş açacak ki... arkasını ne sen toparlayabileceksin ne de ben. Baba müsaade edersen ben bu kızı evlendirmek istiyorum. Yavaş. Öfken aklının önüne mi geçer Cihan? Acele edersin. Tamam, Yaren yanlış yaptı. Ama acele işlerin başımıza ne belalar açtığını bilirsin. Ya babam sen hala Yaren'in yaptığı yanlışı bir sanırsın. Bak yukarıda söyleyecektim, Handan araya girdi sonra da zor tuttum kendimi. Reyhan'ı Azat'ın eline veren de, Azat'ı senin karşına diken de Yaren'dir Yaren. Ya Yaren neden bize böyle bir şey yapsın? Ya ona sorsam ben ne yaptıysam abim için yaptım diyor. Ama bizim arkamızdan iş çevirdi. Senin olmaz dediğine oldurmaya çalıştı. Düşmanla birlik edip Reyhan'ın yaşadığı başına gelecek diye çok korkuyorum baba. Bu konakta atasının ardından iş çevirmeyen bir Yaren kalmıştı. Hepinizden şaştım gayrı. Önümü göremez oldum. Kimi düşündün peki? Var mı ki bir talibi? Ya babam. Şahzoğlu'nun talibi olmaz olur mu hiç? Paşaların oğlu. Geçen bana bunlar haber gönderdiydiler. Ben bizim kızın başı bağlı demiştim. Bak na bugün çağıralım hemen gelirler. Sonuçta biz bunları yıllardır tanıyoruz. Soyunu, sopunu, her bir şeylerini biliyoruz. Doğru dersin Cihan. Böyle bir derdin önlemini baştan almak gerek. Hem paşaların oğlu iyidir. Soyumuza yakışır bir ailedir. Tez haber sal gelsinler. Peki baba. Kızım sen oturmuyorsun sofraya. Bırak nene.
Onun da öyle bir inat vardır ki acından ölse yemez. Seni görünce iştahım kaçmıştır belki. Kızım, etme böyle. Karışmak bize düşmez elbet. Ama karı koca arasında olur böyle şeyler. Hem sonra boşuna dememişler. Karı koca arasına şeytan bile girmez diye. O bana şeytanın aklına gelmeyecek kötülükler etti. Kocam falan değil o benim. Nasıl? Neredesin Meral, neredesin? Ne oldu? Düşman dostlarınla görüşmek işe yaramadı mı? Tutuşmuş gördüm seni. Senin derdin ne? Ha? Gelip iğneni batırarak ne yapmaya çalışıyorsun? Ne istiyorsun? Ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Yaka paça gönderilme sebebim bu gizledikleriniz değil mi? Neden gönderildiğini babaannem söyledi. Ben de ne yapıyorsam bu ailenin selameti için yapıyorum dedim. Neyini anlamadın? Bence sen sadece kendi selametin için uğraşıyorsun. Ama tek başına iş çevirmek zorunda değilsin. Baksana haline. Demesine kolay ama iş başa gelince öyle olmuyor Elif Hanım. Madem zorunda değiliz, hadi karşı çık Azize Hanım'a. İstemiyor musun? Gitme Londra'ya, bakalım neler oluyor. Belki o zaman daha iyi anlarsın ne demek istediğimi. Gitmeyeceğim. Ben sizin gibi değilim. Sen de bunu anlayacaksın. Kızım sen evlenmedin mi? Düğünün oldu dedi ya Melike. Sahte düğün. Tövbe estağfurullah. Kızım bu nasıl iş? Beyan yeter. Ne yeter? Yalan mı söylediklerim? Kalk git işte, ne diye duruyorsun burada? Sen varsın. Laf da anlamıyor. Dede. Evlat, bu nasıl iş? Bak, biz senin kızın kocasısın diye buyur ettik sofraya. Ben evimde böyle şey istemem. Şimdi dedeciğim, bizim Reyyan'la meselemiz ayrı. Ama burası senin evin. Hanımın bana kapıda tanrı misafiri diyordu. Eğer sen Allah'ın sofrana gönderdiği misafiri evinden kovacaksan ben gideyim. Ne diye ısrar ediyorsun hala? İstemiyor işte dedem seni. Yok. Oğlan doğru söylüyor. Ben soframa oturan misafir kovmam. İyi. Ben giderim o zaman. Reyyan! Gülüm nereye? Reyyan, Allah'ını seviyorsan bu saatte nereye gideceksin? Gelme peşimden. Saçmalama. Reyyan! Düş yakamdan artık. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bırak. Nereye gideceksin? Senin beni bulamayacağın bir yere. Benim seni bu dünyada bulamayacağım hiçbir yer yok. Ben sana ne dedim? Bundan sonra sen nereye, ben oraya. Artık bizim kaderimiz bir, anla. Bunlar bal gibi sevdalı. Seni vurduğum gün kurtarmayacaktım. Bırakacaktım ki orada ölecektim. Senin arkana bakmadığın gibi ben de bakmasaydım keşke. Git Miran, yine arkana bakmadan git. İstemiyorum çünkü seni. Sen buradayken ben nereye gideyim? Evine. Evine git. Benim gidecek hiçbir yerim yok. Bana buradan başka yer yok. Anla. Sen de anla. İstemiyorum ben seni. Senin yanında durmak da istemiyorum, yanımda durmanı da istemiyorum. Neden vazgeçtin evlenmekten? Vazgeçmedim ben, evleneceğim Azat'la. Çekil şimdi yolundan. Reyyan! Çekil! Lan! Kalk üstümden! Kalk dedim sana, kalk! Azat abi diyeceksin. Azat diyeceğim. Azat diyeceğim, Azat. Ah! Ah!
Ne oldu? Oh. Hocam! Hocam! Ay akrep! Akrep mi? Çok zehirlidir bunlar. Tamam, tamam dur korkma. Bir şey olmayacak. Ayel. Geçecek. Senin canına bir damla açısına dayanamam ben. Lütfen dayanım olur. Dur oğlum telaşa verme. İçeri götür içeri. Bana ver misafet bu kızı mı bulur ya? Yok bir yanlışlık olmasın ben hastaneye götüreyim. İlacı vardır bizde. İlk defa başımıza gelmez. Biz burada bunlarla yaşarız. Hadi kıvrandırma kızı içeri getir. Getir hele getir. Bırak beni Miran. İndir dedim bırak. Hadi. Ya bırak. Oh, indirsene. Dur. Dedem şimdi halledecek. Nenemle ilaç bulmaya gittiler kuzum. Geçecek Melike deme. Eminsin ilaç faydasını gösterir. Ya yok. Ben hastaneye götürecektim. Ya ilaç faydasını göstermezse? Dur Reyhan kıpırdama. Bir şey hissetmeye başladın mı? Yok baksana. Ben hastaneye götüreceğim. Böyle olmaz. İlaç gelecek ya. Allah Allah. İstemem dedim. Uzak dur artık. Şimdi ne geliyorsa senin yüzünden geldi. Hele çekilin bakayım başını. İçer. Sen şunu versene. Ya kafandakini ver. Şu yaranın üstünü iyice sıkılıyor bu arada. Dur tamam Reyhan tamam. Seyir daha yavaş yayılsın. Az daha sıktı şimdi Reyhan. Yapma oğul yardım edeceğim diye yanlış iş etme. Öyle olmaz. Zehir vücuduna yayılacak. Sarsacak önce. Sonra ilaçla vücut zehri kendi atacak. Peki ilaç yetecek mi dede? Götüreyim işte hastaneye. Bak ateşi de var. Ateş basacak elbet. Kendini kaybedecek. Bunlara çare yok. Geceyi dar edecek. Ama vücut terleye terleye zehri atacak. Sabah hiçbir şey kalmaz. Hele bir dinlensin biraz. Ben sabaha kadar bekleyeceğim başında. Yapacağım bir şey yok. İlacı verdik. Sabah bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Sabır. Git oradan. Allah Allah. Nasıl bir inattır ya? Görüyorsunuz şu halde bile inatlaşıyor benimle. Gitmiyorum bir yere. Kalacağım işte. Ne yapacaksın? Hadi biz sofrayı toplayalım. Telaşlanmayasın Zehra'm ya. Duymuyorlardır. Varınca aradı zaten Melike. İyiyiz dedi, meraklanmayın dedi. Doğru diyorsun Hazar Bey. İyi ettik Reyhan'ı göndermekle. En azından bu gece rahat bir uyku uyuyacak yavrumuz. Evlatlarımız her gece rahat uyusun Zehra'm. İyi olacak. Orası iyi gelecek Reyhan'a. Unutamayacak belki ama en azından uzaklaşacak. Sonrası aydınlık. Sen de artık bir oh diyesin. Başını yastığa rahatça koyasın değil mi? Bir oh demek mümkün müdür Hazar Bey? Kim bilir yine ne derdimiz var. Çiçeğim. Niye sakladın güzel yüzünü bizden? Gel kuzum gel.
Acaba bir yaramazlık mı etti? Yok yok, annesi yapmaz bizim kızımız öyle. Tabii canım, benim kızım çok akıllıdır. Gel kuzum, gel. Annesinin bir tanesidir o. Seni gülerken görmeyi ne çok özlemişim be Zehra. Sen hep güle mi? Oy. Oh kuzum benim. Ben askerdeyken neler olmuş be abi. Ya bilirim, küçüklükten beri Reyhan'a sevdalısın ama... Reyhan'ın başına bunların geleceğini... böyle bir sevdaya düşeceğini... hiç tahmin etmezdim. Ya bu Miralit... geldi hayatımızı mahvetti. Reyhan'ı çaldı benden. Bu hikayede herkes yaralı. Herkes yaralı. Ben yapamayacağım dedi. Bıraktı gitti. Belki de ortalık durulsun diye gitmiştir. Sonuçta seni bırakıp başkasına gitmedik. Üzülmeni istememiştir. Bana kaç kere benim için de kendini yakma dedi. Ama besbelli ben razı olduğuma ikna edememişim onu. Bir daha görsem, bir dikilsem karşısına. Ne yapacaksın abi onu görünce? Ne mi yapacağım? Bakacağım gözlerinin içine. Beni istemediğini yüzüme de diyeceğim. Ancak o zaman ikna olacağım. İşte o zaman o gözlerini de, çocukluğumu da, yuvamı da onun dediği yere bırak, tek başıma döneceğim. Tamam abi. Madem bununla yüzleşmek istiyorsun, o zaman çık dikil karşısına. Yapacağım da. Ben yardım edeceğim sana. Sen biliyor musun Reyhan'ın yerini? İyi ki döndün be Caner. İyi ki döndün be kardeşim. Ben beklerim. Zaten sabaha kadar bir şey değişmeyecek. Sen gidebilirsin. Gerek yok. Ben burada bekleyeceğim. Reyhan'ı bu halde tek başına bırakmam. Ben senden bir şey anlamadım ha. Bu kızın başına ne geldiyse senin yüzünden geldi. Yap yap kötülükleri. Sonra da başında bekle. Ölmesin diye. İyiymiş vallahi. Git yat Melike. Ben burada bekleyeceğim. Gidemez. Ben kötü bir şey yapmadım. Ben
kötü bir şey yapmadım. Kulübede olduğunu Gönül'e sen mi söyledin? Anlamadım. Pardon da ben nereden bileceğim Miran'la Reyhan'ın kulübede olduğunu? Senin ne zaman kaybedemem artık, anladın mı? Sakın bir daha beni arama. Sakın. Senin olduğunu anlamalıydım ben. Neyi anlamalıydın oğlum? Ne zamandır buradasın? Geldiğini fark etmedim. Miran nerede? Bu vakit oldu, hala yok ortalarda. Hayırdır, siz ayrı düşmezdiniz? Bir sıkıntı yok, merak etme büyük ana. Miran bu gece Mardin'e gitti, bizim otelde kalacak. Sebep? Evine güne durur. Biraz kafasını dinlemek istedi. Sözüme güvendiğin kadar sözüne güvenirim oğul, bilirsin. Bana yalan dediğini düşünme. Yanılmam değil mi? Yok. Yok büyük ana. Estağfurullah. Sen öyle diyorsun. Ne bu halim? Yol yordan bilmezler gibi atmışsın kendini ortalığa. Halim ne mi? Miran ortalarda yok. Kaç saattir ulaşılamıyor. Ne o? Hiçbirimizin beceremediğini sen becermiştin halim.
Yabana attığım torunum Yaman çıkmıştı da bizi Şadoğullarından kurtarmıştı hani. Daha dün bitti diye çalımını attığın iş için mi tutuşursun? Bana karşı zafer kazanmış gibi davranacağına niye bir kerecik yanımda olmuyorsun? Miran yine o kızı bulmaya gitti. Yine bu konu onunla gelecek. Yine kolunda... Kes Gönül, kes. Boşuna sızlanıp durma, öyle bir şey olmayacak. Hastaneye götüreceğim. Bacağım üstüne dedi. Zehirden oldu. Gücü kuvveti kesiliyor. Korkma. Yarın sabah bir şeyciği kalmayacak. Dede sürekli böyle diyorsun da bırak götüreyim hastaneye. Olmaz diyorum. Olsaydı şimdiye biz yaşamazdık. Oh, şimdiye kadar ne akrepler soktu bizi. Evlat. Başkalarının sözüne de itimat etmeyi öğren artık. Bir şey olmaz dedik. Dedem bilir. Ona güven olur. Ben gideyim sirkeli su falan yapayım. Ateşi çıkarsa diye. Verdik. Geçecek. Evlat, sen bu kızı çok seviyorsun. Erkek adama aşk yakışmaz sanırlar da söylemeye utanırlar. Ama aşk asıl yiğide yakışır. Asıl olan yüreklice, mertçe sevmeyi bilmek.
Kim ki bu saatte? Kremiha. Buyur evlat. Azat ağam. Reyhan nerede Melike? Ulan senin ne işin var burada? Dur bakalım evlat. Sen kimsin? Dedem. Azat ağamı. Nasuhan'ın torunu. Oğlum hadi basket. Senin yerin yok burada. Sen ne diye hala Reyhan'ın peşinden geliyorsun? Fazla konuşma, çek şuradan Reyhan'ı göreceğim. Reyhan! Reyhan! Bağırma boşuna, bağırma. Reyhan nerede? Neye çıkmıyor? Akrep soktu. Ne? Korkma, korkma. Dedem ilacını verdi, içeride uyuyor. Sen kimsin oğlum? Şuna bak, beni içeri sokmayacak ya. Yeter! Ben evimde kavga istemem. Kendinize gelin. Ya sen ne tür bir belasın ben anlamadım. Şu kızın haline bak. Kız ne zaman rahat edecek olsa burnunun dibine girip bir felakete sürüklüyorsun. Seninle ne zaman bir araya gelsek kız ölümle burun buruna geliyor. Yeter, gideceksin buradan. Oğlum. Kız seni istemiyor. Senden kaçıp buraya gelmiş. Hadi git, uzatma. Ben istemiyor da seni istiyor ha? Ben sen değilim Miran Aslan Bey. Reyhan'ı öyle arkamda koyup gitmem. Sen arkanda bırakıp gitmeyi iyi bilirsin. Ama merak etme. Uyandığında bu sefer arkasına bakıp da gitti derim. Yapmayın. Yapma. Seni şuracık öldürürüm lan. Öldürürüm seni, öldürürüm. Anladın demek ki. Benim yanına gitmem için ancak ölmem gerekir. Madem bu kadar istiyorsun. Gel seni WhatsApp'tan kurtarayım. Hayır lan. Hayır lan. Bir dakika nene şunu bırak. Ay başımıza gelenler. Allah akıl fikir versin bunlara. Hayır ya bırak. Bırak sana kızım. Oğlum yapma, öldürecek misiniz birbirinizi? Ya bırak. Bir bırak derdini öğreneyim şunu. Bırak ya, bu herif ölmeden bize rahat yok, bir bırak. Ya bir dakika. Allah Allah neneciğim, bir dur tamam. Neneciğim tamam, sakin. Gelin denizme siz. Gideceksin oğlum buradan, gideceksin. Senden memur alacağım lan sonsuz. Hadi bakalım, ben buradayken girebiliyor musun? Gitmiyorum lan. Reyhan'ı görmeden şuradan şuraya gitmiyorum lan. İkiniz de girmeyeceksiniz. İkiniz de Reyhan'ın hiçbir şeyi değilsiniz. Reyhan sabah uyanır da şu kalsın derse o başka. Ama şimdi ikiniz de uzak durun. Yürüyün siz de içeri. Hadi yürü içeri. Hadi. Yürü hadi. Ney oğlum ney? Ben Reyhan uyanana kadar aha şurada oturup bekleyeceğim. Hadi bakalım. Kız. Yeter artık anne ha. Hepiniz de iyi alıştınız oraya buraya çekiştirmeye. Sayenizde boyum uzadı. Ne oldu? Ne var yine? Ben seni çok güzel uzatacağım ha. Abin nerede? Bak bu saat oldu, hala eve gelmedi, babanın da haberi yok. Sen onu yine Reyhan'a mı gönderdin ha? Abin nerede? Ben bileyim nerede. Abinden de Reyhan'dan da ikra ettim. Esas ben senden ikra ettim. Babanı da dedeni de karşına aldın. Şu akılsız başın nasıl bir belada, hala farkında değilsin. Kızım, bu adamlar diyeceklerini bir kere derler. Sonra da ne gerekiyorsa onu yaparlar. Sen bile isteye niye kendini ateş atıyorsun? Anlamıyorum ki. Söyle benim çocuğum nerede? Soru sorma artık anne, yeter. Zaten canım burnumda. Yani. Ne var Şeryar? Kızım ben sana ne dedim? O uğursuz Azize'nin odasına gireceksin, işe yarar bir şey var mı yok mu onu öğreneceksin. Sonra da o Miran ateşlisi niye elle de Reyhan diye tutturmuş onu anlayacaksın. Demedim mi kızım ben sana? İyi tamam. Bir daha da iyi bir şey bulmadan beni arama. Millet deliye hasret, biz akıllıya. Yaren!
Ne yaptın lan? Reyhan'ın peşinden buralara gelecek kadar çok seviyordun. Niye yaptın? Niye intikamını Reyhan'dan aldın? Reyhan böyle serçe kuşu gibidir. Ürkek, derin. Kimseye zarar olmaz onun. Sen o kuşun kanadını kırdın biliyorsun. Çocukken hayal kurardı hep. Sorardı. Bu kuşlar nereye gidiyor diye. Derdim uzaklara. Göç ediyorlar. Derim ki ben de gideceğim. O zaman tabii belli etmezdim onu ama ben de derdim hep içimden ben de geleceğim diye. Benim kalbim hep ona doğru kanat çırptı be. Ona biri bir şey yapacak olsa benimden şuram alev alırdı. Ben onu gözümden sakındım. Sevdamı söylemeye kıyamadım. Şu kalbini bana verir misin demeye ar ettim. Sen geldin. O kalbi aldın yere vurdun. Üstünü çiğnedin. Şimdi bana göstermiyorsun ha benden sakınıyorsun Reyhan'ı. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Bilmiyordum. Sevdaya düştün çünkü. Şu gözlerine bak. Şu haline bak. Reyhan'ın ahı tuttu seni. Aşkın ahı tuttu. Sevda işi oyuna gelmez Miran Aslan Bey. Ama sana bir şey diyeyim mi? Senin hiç umudun yok. Senin var mı? Var. Ben Reyhan'ın bana sevdalanma ihtimalini bir ömür beklerim. Ama sen seni affetmeyeceğini hep bileceksin. Thank you.
Sana ne? Ne gülüyorsun? Belli, iyileşmişsin. Ne belli? Ne demek ne belli? Sende bir tane düğme var. Miran'a saydırma düğmesi. Sabah uyanınca otomatik olarak çalışıyor. Hmm. Komik değil. İyi misin? Dün akrep soktu ya, ölüyordun az kalsın. Sormayayım mı? Sorma. Kimse ne senden ne de o babaannenden daha zehirli olamaz. Reyhan. Allah bırakmıyor ya peşimi. Sanki çok... Senin ne işin var burada? Akrep soktu dediler de... İyi misin? İyiyim de niye geldin ki? Yüzüme söyle diye geldim. Reyhan... Gözlerime bak. Beni istemediğini yüzüme söyle. Oğlum anlamıyor musun? Neyi zorluyorsun? İstemiyor işte. Ya karışmasana sen. Ya benim biraz daha düşünmem lazımdı. Çok aceleye geldi her şey. Çabuk karar verdik. Sen zaman mı istedin? Sen iste ben. Ne kadar beklerim Reyhan? Hala hayır demediğine göre bir umut var. He Reyhan? Oğlum kafam mı basmıyor? İstemiyor işte anlasana. Bir susar mısın sen? Allah. Reyhan. Siz bir düveri durun hele. Buyur büyük ana. Ben emretmişsin. Miran ortalarda yok. Nerede Fırat? Bana oğul yerine Fırat dediğine göre bilirim ki kızgınsın büyük ana. Doğru dersin kızgınım. Bilirim ki ne zaman Miran'ı kollarsın o zaman benden bir şeyler gizlersin. Onun ağzıyla konuşursun. Miran dün gece otelde değilmiş. Bana öyle dedi büyük ana. Kaç yaşında adam. Yaşadığı sıkıntıları sen de biliyorsun. Belki yalnız kalmak ister diye. Miran o Şadoğlu kızını bir daha konağa getirmeye kalkarsa senden bilirim. Diyeceğim budur. Ah be baba. Senin Erca'yı aşkın sonunda benim başımı yakacak. Madem kendi kafana göre gidiyorsun Miran Efendi. O zaman ben ortalığı az karıştırayım da. Bakalım dönüyor musun, dönmüyor musun? Bugün büyük gün avukat. Bugün Şadoğlu meselesinin kökten çözüleceği gündür. Ahali ortalıktayken, midyat ayaktayken yapılacak. Herkes görecek. Herkes duyacak.
Şadoğullarının devrilişin. Fırat karışmaz bu işlere. Sen ne diyorsam onu yap. Vakit geldi Nasuh. Senin bu dünyada benimle imtihanın devam ediyor. Soyadından sonra şimdi geriye ne kaldıysa hepsini alacağım. Yaşarken ölü edeceğim seni. Kızım etme böyle. Ne oluyor kızım? Anlatırım ben sana sonra. Kızım, bak bu böyle ikisi bir arada olmayacak. Az kalsın dün gece birbirlerini öldürüyorlardı. Kavga mı ettiler? Sonradan geleni bilmem ama Miran... ...sana kötülük etmiş. Ama belli ki çok pişman. Bu ne şimdi? Vallahi geceden beri parmağında. Miran. Ne çıkmıyor? Vücudun ödemden şişti, ondan çıkmıyor. Boşuna uğraşma. Bunu sen mi taktın benim parmağıma? Boşuna uğraşma Reyyan Hanım. Demek ki Allah da çıkmasını istemiyor. Sen hangi hakla yüzük takıyorsun lan? O parmağa başka yüzük takılmayacak. Ya seni... Ya yeter! Yeter artık! Kavganızdan da dalaşmanızdan da bıktım. Kaldıramıyorum artık. Reyyan! Reyyan nereye? Gelmeyin peşimden. Hayatımdan çıkmadı, yüzüğü de parmağımdan çıktı. Nigar Hanım, iftara kıbbe mi yapsan? He? Nasuh Hanım da pek sever. Gerçi ben de yaparım ama... Sen kalkıp yapsan da bugün elin bir işe değmiş olsa. Sen Melike'nin gidişini bekledin zar. Kendini mutfağın hanımı saymaya. Anneciğim. Kuzum. Ben seni yorulmana hiç dayanabilir miyim? Söyle ne gerekiyorsa ben yapayım. Oy ben sana kıyar mıyım hiç kuzum? Daha yeni geldim. Ben sana iş yaptırmam. Yok yok. Dün geceden beri kaçıyorsun. Şimdi söyleyeceksin anneye. Ne saklıyorsun sen? Öf, dayanamayacağım galiba. Hem zaten Caner'i de gördüm. Yine heyecanlandım. Bir yaramazlıkla yaşamak çok zor Caner. Gül Hanım yaramazlık yapar mı hiç canım? Söyle hemen annesine. Haydi söyle. Haydi annem söyle. Gül annem sen ne yaptın? Hay
Allah'ım yarabbim. Kız, Gül Hanım. Sen ne dedin de annen tutuştu kaçtı? Caner'cim, parka gidelim mi? Hem istersen yarın ablamı da götürürüz. Yok, yarın ablam büyüdü artık. Ben seni götüreyim. Yaşasın. Gel bakalım. Caner yavrum, üstüne bir şey giydir de üşümesin parkta. Yaren'in sevdasından çektin aldın okuldan askere gönderdin ama... senin oğlanın içindeki ateş sönmemiş Nigar Hanım. Sen sussana, duyacak. Hem sana ne, işine bak sen. Zehra ne oldu? Ne bu hali? Gül Miran'a Reyhan'ın yerini söylemiş. Ne? Ya Gül nereden bilsin bulsun Miran'ı da söylesin ya. Dün ortadan kayboldu ya. Rıza ile döndü geldi hani. Miran'a gitmiş. O yüzden gözlerini kaçırıyormuş öyle. Ya eyvahlar olsun ya. Hazar Bey yalvarırım bir şey yap. O Miran Reyhan'ın yerini öğrendiyse kesin gitmiştir. Yavrum başına bir şey gelmeden yetiş gözümü seveyim. Yok sen içini ferah tut. Sen içini ferah tut. Sen kimseye bir şey söyleme. Benden haber bekle. Ya sabır çekiyorsun değil mi babaanne? Çek çek. Bizim için de çek. Miran yine bu eve o kızla geldiğinde sabır bize lazım olacak. Kendini yaralayacak kadar aklını kaybettin. Şimdi gerçekler ortaya çıkacak, Şadoğlu kızı konuşacak diye tutuşursun. Haklısın. Haklısın. Korktuğun başına gelirse Miran'ı kaybettiğinin mührüdür. Gönül ablam gene bulur bir yolunu ya. Nedir bakalım? Gizli gizli bizi mi dinlersin? Eşyalarını hazırlamaya başladın mı? Bana da diğerlerine ettiğin gibi zorbalık edeceksin değil mi babaanne? Ama ben boyun eğmeyeceğim. Eğer bugün beni gönderirsen... Elif diye bir torunun yok artık. Beni yok say. Elif dur. Burada kalmana müsaade edeceğim. Ama şartım var. Gözümün önünden ayrılmayacaksın. Sözümden çıkmayacaksın. Kaçmaya kalkmayacaksın. Attığın her adımdan haberim olacak. Şunu be Melike, duy be kızım ya, duy şunu ya. Ulan Miran, benden önce gidip kızıma bir zarar vermiş olma, yeminle vururum seni.
Şunların haline bak ya. Yavru köpek gibi bükmüşler boyunlarını. Öyle bekliyorlar. Azat abim gitmiyor diye o da gitmiyor. Ya niye gitmiyorum? Melike söyle gitsin. Neden olacak? Seni seviyor. Hem de çok seviyor. Ondan gitmiyor. Sevgine sevgi. Yere batsın böyle sevgi. Yere batsın onun sevgisi diyorsun da. Adamın aklı çıktı dün gece sana bir şey olacak diye. Kuzum, kardeşim. Sana bakmaya doyamıyor. Dokunmaya kıyamıyor. Vallahi da çok seviyor bu oğlan seni. Böyle sevgi mi olur? Kıyamıyor ya, bir de kıysa neler yapacak kim bilir. Miran benim için bitti Melike. Sen de bana onu savunup durma. Yüzünü bile görmek istemiyorum ben onu. Kuzum, neden kendini yiyip bitirip içinde tutuyorsun? Madem adamın evli olduğunu öğrendin, neden yüzüne vurup hesap sormuyorsun? Ne önemi var? Bak bu yüzükte takıldı kaldı. Nereye gidiyorsun? Miran. Hadi git artık. Seninle gidelim ya hiç. Delireceğim ya. Sen kim oluyorsun da götüreceksin Reyhan'ı? Sen de git. İkiniz de gidin. Yalnız bırakın beni. Ben nefes almak istiyorum artık. Ben seni bir kez yalnız bıraktım Reyhan. Bunda da bu. Geldi aldı seni. Bir daha seni asla bırakmam. Ben o gece hem seni kaybettim. Hem de Gönül az kalsın ölüyordu. Ne oldu Gönül'e? Bıçaklamış. Sen yapmışsın. Öyle dedi. Gönül bıçaklanmış he mi? Ben yapmışım bir de. Sen de gelmiş bana diyorsun ki sen yaptın. Yok Reyhan ben. Ya siz bütün aslan beyler mi yalancısınız? Bitmedi mi senin yalanların, bitmedi mi Miran? Yazıklar olsun sana. Geldin bıçakladın diyorsun bir de bana. Yok ya. Ben tutamayacağım kendimi. Herif gelmiş bir de. Reyhan! Baba. Eyvah Ansar Bey. Ne işin var lan senin burada? He? Ne işin var lan senin burada? Reyhan'ı almaya geldim. Bir de utanmadan Reyhan'ı almaya geldin mi diyorsun sen bana? Sen kimsin ulan? Hangi sıfatla almaya geldin Reyhan'ı buraya? Ya bırak amca, kavga ettiğine değmez bu şerefsizler. Peki sen ne yapıyorsun lan burada? He? Amca ben Reyhan'la konuşayım. Ulan ben kızımı sizden kaçırıyorum. Siz ikiniz akbaba gibi peşine düşüyorsunuz. Delirtecek misiniz lan beni? Reyhan'ı bana emanet etmiştin. Ben de emanetine sahip... Bitti o emanetlik artık. Bitti. Evlat nedir diyeyim mi ben sana? Aha tam burasıdır ha. Tam burası. Ana babalar evlatlarını kalbinde saklar çünkü. En temiz, en güvenli, en yalansız yer orasıdır. Sonra evladını kalbinde saklayacak birine emanet ederler. Ben kızımı bembeyaz gelinliğiyle sana kalbinde saklayasın. Onu hep koruyasın, sevesin diye emanet etmiştim. Sen kızımı paramparça ettin. Ciğerimizi söküp elimize verdin. Yüreğimizi yaktın. Soğumadı mı için hala? Ne zaman duracaksın ulan sen? Ne zaman? Ateşle oynuyorsun Miran Aslan Bey. Ateşle. Sabrımın sonuna geldim gayrı. Uzak duracaksın artık. İlişmeyeceksin aileme. Kızım gidiyoruz buradan, haydi. Sağ ol Dönem. Sağ ol Dönem.
Melikacığım, sağ ol. Kusura bakma Yasin. Sağ olasın. Abi alır. Haydi Melike. Babam beni hiç kalbinde saklayamadı. Saklayamadı. Bir babanın evladını nasıl sevdiğini, nasıl koruduğunu bilmiyorum ben. Senin yüzünden Azar Şadoğlu. Ben ne ana ne baba bildim. Şimdi söyle. Hangimizin kalbi daha taştan? Söyle! Kızım burada işimiz bitti. Siz arabaya geçin. Sen de. Sen iyisin değil mi? O soysuz ben gelmeden önce sana bir kötülük etmedi değil mi? İyiyim babam, merak etme. Hem zaten Melike'nin nenesiyle dedesi de yanımdaydı bütün gece. Sana da laf etmeyeyim derim ama duramam Melike. Biz gözümüzü sana emanet ederiz, köyüne göndeririz. Mira'nın geceden beri orada olduğunu sen bana bir haber vermezsin he kızım? Aa, ben telaşlanmayın diye. Babam, Melike telaştan ne yapacağını şaşırdı. Tamam artık. Korkacağın bir şey yok. Aa, affet. Tamam Miran Bey gelince biz de başta korktuk ama Reyhan akrep sokunca sabaha kadar öylecene başında bekledi. Kahraman edelim. He? Beymiş ne bey ya? Beyliği batsın onun. Eşkıya gibi ev basıyor. Ya dönüp dönüp aynı noktaya geliyoruz ya. Kurtulamayacağız biz böyle. Olmayacak. Ne akıl mı kaldı? Kızım al. Ara ananı. Haber et. İyiyiz de. Meraklanmıştır şimdi. Söyle her şeyi hazır etsin anan. Seni bu adamla bir daha ben karşı karşıya getirmeyeceğim. Konağa varır varmaz alacağız ananı da gülü de çekip gideceğiz artık buralardan. Kocam falan değil o benim. Nasıl? Kızım sen evlenmedin mi? Düğünün oldu dedi ya Melike. Sahte düğün. Hayır. Geçecek. Senin canının bir damla acısına dayanamam ben. Lütfen dayan. Başım buraya geliyorsa sen ne yüzüne geldin? Öyle gidemez. Ben kötü bir şey yapmadım baba. Ben kötü bir şey yapmadım. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Sana gerçeği anlattım. Yine de hala benden nefret etmek istiyorsan... nefret et. Çünkü ben senden ediyorum. Sen bundan gayrı benim can düşmanımsın Miran Aslan Bey. Sakın unutmayasın.
yaklaşmayacaksın. Ya siz bütün aslan beyler mi yalancısınız? Bitmedi mi senin yalanların, bitmedi mi Miran? Yazıklar olsun. Geldin bıçakladın diyorsun bir de bana. Gönül. Bittin sen, bittin. Benim Melike. Gergin ablam, yine geldin. Bir kerecik yaramazlık işe yaradı. Ablamı Miran mı getirdi babacığım? Hayır çiçeğim, ben getirdim. Ben kötü bir şey yapmadım babacığım. Bana kızgın mısın? Değilim bebeğim, değilim. Ama sen de artık tek başına iş yapmayacaksın. Ha? Miran'la konuşmak da yok. Niye getirdin yine bu kızı buraya? Böyle güzel sarılalım diye o kadar çok dua ettim ki. Teşekkürler Allah'cığım. Bundan sonra hep böyle sarılacağız çiçeğim. Hep böyle sarılacağız. Hazır mısın Zehra? Hazar Bey, sen az gel hele. Ne oluyor anne? Senden. Dede. Dede, yine korkunç olup ablamı kaçırma. Gül Hanım, sen az geri dur bakalım. Yetmedi mi başımıza açtığın bela? Dede dokunma. Azat. Azat çekil. Daha kaç kere bu kız avlunun ortasında karşıma dikilecek? İstemiyorum onu. Gideceğim zaten, merak etme. Kalmayacağım evinde. Ya baba. Zehra sen niye oyalanırsın? Ne oluyor? Gidemeyiz Hazar Bey. Bu evden dışarı adımımızı atamayız. Sana daha evvel de söylemeye çalıştım. Eğer gidersek Reyhan'ı kaybedeceğiz. Ya niye? Babamın etmediği laf kalmış mıdır Reyhan'a? İşte bundan daire duymayacak kızım. Sen niye öyle diyorsun? Nasıl ha, eğer Hazar giderse Reyhan'ın bu evinde öz kızı olmadığını ona söylerim dedi. Yok. Bu kadar ileri gidemez. Ya bu kadarını da yapamazsın baba ya. Yapamazsın ya. Bir de bana dikleniyorsun. Nereye gidiyorsun lan? Dede bırak. Oğlum asıl sen bırak. Hem bu kızı hem de bu işin peşini. Bırak kızımı baba. Ben getirdim. Ben götüreceğim. Dokunmayacaksın artık ona. Hemen konuşacağız seninle. Benim ne diyeceğimi biliyorsun Hazar. Ne oluyor baba? Sen şimdi bana hiçbir şey sorma kızım. Birazdan gideceğiz buradan. Dördümüz gideceğiz. Ne? Nasıl? Ben kimseyi tehdit etmedim. Buradan gitmeye kalkarsanız herkesin içinde,
Reyyan'ın öz olmadığını, onu nasıl yalanlarla büyüttüğünüzü söylerim dedim. Bunu da yaparım Hazar, bilirsin. Yapamazsın ya. Bu kadarını yapamazsın. Yaparım. Beni evladımdan edeni, ben de evladımdan eden. Ya, evladını sevmek, senden uzakta olsa iyi olsun, mutlu olsun diyebilmektir ya. Yanımda olsun da her gün ölsün demek değil. Sen niye yaparsın bunu bana baba? Hiç mi tanımazsın sen oğlunu? Bu tehdidi yaparak evladından olmadın mı sanırsın? Beni kalbimle vurarak benden oldun sen. Kalbimden babamı söküp attın ya, attın. Elimi kolumu bağladın sanırsın ama engel olamayacaksın ama engel olamayacaksın. Sana rağmen ailemi de alıp çekip gideceğim buralardan. Hazır. Benden günah gitti o zaman. Reyhan! 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 Baba yapma. Reyhan! Baba. Baba sana bir şey diyecek. Ne oluyor baba? Baba bir şey mi oldu desene? Kızım. Ben seni kendi gözümden bile sakındım. O güzel yüzüne bakmaya bile kıyamadım bazen. Nasıl sevsem, ne etsem de senin canına değsem diye düşünüp durdum. Sen doğduğunda, anan seni ellerime verdiğinde, sen benim içimi öyle bir doldurdun ki Reyhan. Ben nefes alamadım kızım. Dedim Hazar nefes al. Nefes al. Reyhan'a da nefes ol. Onun için yaşa. Bundan sonra da hep böyle olacak biliyorsun değil mi kızım? Biliyorum tabii baba. Ben hala ayaktaysam senin bana verdiğin nefes sayesinde. Biliyorum ki sana sarılınca bir anlığına da olsa her şey bitecek. Nefes alabileceğim. Benim bütün derdim sizsiniz. Ben o yüzden giderim istiyorum. Hep beraber. Gitmeyeceğiz kızım. Burada kalacağız. Burada kalmamız gerekiyor. Ama gideceğiz demiştiniz. Anne. Sen burada oldukça kimseye huzur yok. Hadi çek git. Gitmeyeceğiz dedim işte. Gitmeyeceğiz. Ama bundan sonra herkes bilsin ki bu konakta hiç kimse ailem hakkında tek bir kelime bile etmeyecek. Herkesin iyiliği de kötülüğü de kendine kalsın. Cihan sen de aileni uzak tutacaksın artık bizden. Kimse Reyhan'a ilişmeyecek. Eğer ki Reyhan'ımın gözünden tek bir damla yaş dökülsün, karşısında beni bulacak. Anladınız? Ben canıma doydum gayrı. Doydum! Öyle kalacak mıyız gerçekten? Kalacağız ama kızım şimdi bir şey sorma ne olur.
gidiyor. Duruma gidiyor. Ben şu hayatta çok bir şey istemedim. Benim kalbim çayır çayır yanarken, ben yaşamak bile istemezken Reyhan geldi. Benim içimi öyle bir doldurdu ki ben sadece bana bir şey olmasın dedim. Bana bir şey olmasın ki ona sana kimse bir kötülük edemesin. Beceremedim ben. Beceremedim. Baba olmayı beceremedim ben sen. Baba olmayı beceremedim. Hazar Bey, Hazar Bey! Şu dünyada herkes babalık eder. Ancak senin gibiler hakkını verir. Bu konak değil, senin yüreğin bize sığınak. Sen yeter ki sağ ol. Bize hiçbir şey olmaz. Bırakacaksın. Aç şöyle. Ya sonra pişman olursan? Gönül! Gönül! Eyvah. Yine bir şey oldu. Bir an hayırdır kardeşim? Yaklaşma. Ne oluyor yine ya? Miran? Ne oldu? Hoş geldin. Miran, ne yapıyorsun? Sana ne olduğunu göstereceğim. Miran, ne yapıyorsun? Abi dur! Yenge! Miran! Ne oldu? Öyle korkuyor muydu gözleri kendini yaralarken? Ha? Yoksa zafer mi kazandım sandın? Yok. Bir anlatsana! Ya çok merak ediyorum. Miran, kendine gel. Nasıl hissettin? Ne hissettin ya? Bir anlat. Miran! Miran! Kendine gel. Bırak! Bıraksan burada kapanacak. Aa! Konuş! Miran, sana yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bırak Gönül, delirtme beni. Yalan konuşma. Ben sana dedim, bu işin altında bir iş var dedim. O şapun kızının sözüne inanıyorsun ama benimkine inanmıyorsun, öyle mi? Reyhan'ın adını sakın ağzına alma. Bırak kızımı! Bırak! Kendini! Ya benim aklım almıyor. Bir insan nasıl kendini yaralayacak kadar kendini kaybetmiş olur? He? Deli misin lan sen? Bana bak Miran! Ananın yaşadıklarını kızımın yaşamasına izin vermeyeceğim. Duydun mu beni? Babanın anana yaptıklarını senin benim kızıma yapmana izin vermeyeceğim. Bu ne diyor? Bu ne diyor? Saçmalıyor işte canım öyle. Babaanne, bu ne diyor? Her zamanki gibi saçma sapan konuşuyor, sen ona bak. Ha yeter! Hepinize bir yalan dolan! Ha? Bırak! Hepiniz bir oldunuz, beni delirtecek misiniz? Ben anlamıyorum ya! Anlayamıyorum! Miran! Fırat, koş arkasından, koş! Aga! Ben şey değilim aga! Ben şey değilim! Ben böyle sanki bir bataklığın dibindeyim. Bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça birileri beni aşağı doğru çekiyor. Miran yeter. Bu kadar öfke çok fazla. Ben sanki kayboluyorum aga! Kayboluyorum! Artık kim gerçek, hangisi doğru bilemiyorum. Lan daha hangi yalanları kaldı? Miran! Daha ne yalanlar söyleyeceksiniz bana? Tamam gel. Ne diyorsun ben, gel. Ortalık bir sakinleşsin. Sen de bir kendine gel. Ondan sonra ne istersen konuşuruz. Gel.
Boşayacak beni. Boşayacak öyle bir şey. O kadar kolay değil o işler. Boşayacak. O kızın yanına gidecek, bırakıp gidecek beni. Sultan! Buraya gel. Kızımı bu halde bırakamam. Sultan, buraya gel dedim. Dur hele. Geçti o günler Azize Hanım. Artık yapamazsın. Sen canına mı susadın? Bir an anası anasından bahsedersin. Bak, sen evladının intikamı olduğu zaman neler ediyorsun insanlara. En iyi sen biliyorsun değil mi ana olmayı? Benim evladım söz konusuysa kimseyi tanımam. Benim çocuğumu bitirdiniz. Bundan sonra susmak yok, bilesin. Senin yüzünden yersiz yurtsuz kaldım. Bir de gözlerimin içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne yapıp ne edip şu konağa geri dönüyorsun ha? Azmine hayranım. Yüzüğünü de geri takmışsın parmağına. Vallahi pes. Evli bir adamın yüzüğünü mü parmağında taşıyacaksın? İşte sen böyle gurursuzsun. Hayır, o bir şey değil. Abime de ayıp ediyorsun. Biliyor musun Reyhan? Başına gelenlerin hepsini hak ediyorsun. O yüzden üzülemiyorum sana. Çık git yara. Çık git, bak çok kötü olacak. Ay çok korktum. Gidiyorum zaten. Meraklı değilim senin sıfatına. Ya hadi git o zaman. Saçmalama ne olur. Ya böyle her kafan attığında Şadoğlu'nun kapısına mı dayanacaksın? Bu yüzüğün değeri kaldı mı sanıyorsun? Her şeyi yaktım. Bu yüzük söndürecek öyle mi? Parmağıma takınca hep gözümün önünde olacaksın. Seni hatırlayacağım ha? Ya konak birbirine girmiş. Sen burada hala Reyhan'a... Al işte. Bitti gitti. Çık git hayatım. Gözünü seveyim. Ya gündüz vakti de biri görecek. Bunu konuşmam lazım. Ben zaten kendim dağıtmışım. Hiçbir yere gitmiyorum. Reyhan bu kapıdan çıkana kadar burada bekleyeceğim. Artık yanlış anlaşılma falan yok. Her şey konuşulacak.
Reyhan sen iyice kontrolden çıktın. Ya tamam tamam bekleyelim ama burada bekleyin benim. Gözümü seveyim bak kapının ağzı. Hadi gel şurada bir yerde bekleyelim. Oğlum yüzüğü atmış lan. Üç kuruş para için yaşadığım strese bak. Kötü demin mağarasına soktun ya beni Handan. Burada da bir şey yok ha. Tövbe bismillah. Ne işin var senin burada? Hanımım bana odaları temizle dediler. Ben de... Buraya Esma'dan başkasının giremeyeceğini söylemediler mi sana? Yanlışlık oldu herhalde. Tövbe bir daha olmaz. Çık sen. O kızın yanına gidecek, bırakıp gidecek beni. Evladını gönüllü düşmanın soyuna verdiğim için beni affet. Onu gözünde yaş, kalbinde sevda ateşiyle koyduğum için beni affet. Ama mecbur. Bu dünyada ciğerimi yakan soysuzları yine bu dünyada can evinden vurmaya mecburum. Başka çaresi yok. Yol başka olsaydı, iş başka olurdu. Miran başkasıyla evlenseydi, intikamımız alınamazdı. Bütün çektiği acıları unutturacağım. O şad oğlum, öz oğlunun hançeriyle yere serildiğinde yeminim olsun, gönlünün çilesi bitecek. Ah gönlüm, ah güzel. Asma suratını artık anne. Ne yapayım anne? Gidecektik hani. Ne diye durduk yere vazgeçti babam? Vardır bir bildiği. Hı. Zamanı gelince der sana. Sorma şimdi neden. Haydi ana kız uzaklaşalım bu konaktan. Hem biraz hava alırız. Gül alacaklarım vardı. Sevinir de hem. E gidelim. Anne! Efendim anne! Hadi koş çarşıya gidiyoruz. Yaşasın! Çarşıya gidiyoruz ablamla. Anne, o boncuklu takılardan da alır mıyız? Hani ablamın eskiden saçına taktığında. Alırız tabii. Çarşıya mı gidiyorsunuz yenge? Ben de ofisten çağırdılar. Geçerken ben bırakayım sizi, yalnız gitmeyin.
Yok, biz kendimiz gideriz. Hem kızlarımla biraz vakit geçirelim. Bunaldık bu evde. Sen de işinden geri kalma. Yok yengem, haklısın tabii de bu Miran iti her yerde karşınıza çıkıyor ya. O yüzden dedim. O karşımıza çıkacak diye korkuyla mı yaşayacağız sürekli? Tamam. Tamam, yalnız gideyim. Ya ben sizi o rahatsız etmesin diye dedim. Olmayacağım artık rahatsız falan. Hadi ablacığım. Aga, daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Reyhan çıkana kadar kardeşim. Ya Reyhan çıkmaz ki. Kız daha yeni girdi eve. Hem içeride ortalık mı karışık, dedesi aldı odasına mı kilitledi bilmiyoruz bile. Çıkmazsa geceye kadar beklerim, girerim içeri. Anlaşıldı. Gün uzun. Bekleyeceğiz. Haydi annem, hazır mısınız? Hazırız annem. Tamam. En çok ben hazırım. Hayırdır Eltim, nereye? Çarşıya gidiyoruz. Vallahi bravo. Senin bu kızını daha yeni Midyat'ın meydanlarında sürüklemediler mi? Ben olsam şu konaktan burnumu dışarıya çıkartmazdım ha. Neyse ki ben sen değilim Handan. Çok şükür. Konuştuğun lafa az dikkat et. Ona bunu edenler utansın asıl. Biz niye utanacakmışız? Sen de bunları diyorsun ya. Sen de kendinden utanas. Size de iyilik yaramıyorum. Haydi annem, yürün haydi. Handa. Ha Cihan. Babamla konuştum. Paşaların oğlu için haber saldık. Ne haberi? Görücü gelecekler. Yarene söyle, ona göre hazırlansın. Cihan'ım, sen ne diyorsun? Kızın rızası var mıdır yok mudur sormadan mı haber saldınız? Senin kızın o hakkını çoktan kaybetti Handa. Şunun ettiği lafa bak, terbiyesiz. Boş ver annem, sıkma canını. Yani ne yaptı ki böyle apar topar vermeye kalktılar? Damat için haber salmışlar, baksana. Ya bilmiyorum ki. Ama her ne olursa olsun yani çocuğu görmeden böyle yapmasalardı keşke. Ne oldu? Çıkmaz çıkmaz diye başımın etini yedin, al çıktı işte. Allah kimse evlatlarıyla sınamazsın kızım. Bence Yaren'in damadı Miran'cığım gibi yakışıklı değildir. Onun gözleri böyle sabah yediğim bal gibi de değildir. Sarılınca da çok güzel kokmuyordur. Yürü haydi yürü, açıldı gene çenemiz. Aga nereye? Reyhan'la konuşmanın bir yolunu bulacağım. Aman, iyi ki gitmişsin İstanbul'a ha. Havandan da geçilmiyor. Ne oldu yine? Vallahi bu konakta da her gün bir olay oluyor ha. Reyhan kızımız ne yapmış yine? Reyhan ne yapsın kızım? Bu konakta senden büyük mikser mi var? Ama bak, karıştırdıkların gene elinde patladı, ayağına dolaştı. Anne sen ne diyorsun ya? Deden seni verecekmiş diyorum. Paşalara haber gönderdiler. Baban da yani kendini ona göre hazırlasın dedi. Saçmalama. Ne görücüsü ya? Dedem vermez beni kimseler. Hayır. Habersiz. Benim rızam olmayanı oldurmaya mı çalışırsın Yaren? Ben abim için kendimi kurban ettim dedem vallahi. Ne olur sen de beni kurban etme dedem. Evlendirme beni, ne olur kendinden ayrı kova. Sen benim kıymetlimdin. Seni şu konakta herkesten kayırırdım. Gözümden bile sakınırdım.
İşlediğin kabahatin özrü yoktur. Evleneceksin. Son sözüm budur. Kız Nigar. Yukarıda ortalık yıkılıyor. Ne oluyor gene? Nasıl ha? Yarın evlendiriyormuş. Odada konuşuyorlardı. Kapının önünden geçerken duydum. Kapı dinleyeceğin işine bak. İftara az kaldı. Seninle de bir dedikodu edilmiyor ha. Bir gıybet yapacaktık şurada. Herkes birer birer uçuyor yuvadan. Darısı benim oğlumun başına inşallah. Gör bak annen sana ne güzel bir kız bulacak. Param yetişmiyor demiştin okuldan alırken. Yaren yüzünden miydi? Bu yüzden mi askere gönderdin beni? Nereye gidersen git. İnsanın cehennemi içinde anne. Ateşi kalbinde taşıyorsun. Ben o ateşi hala içimde taşıyorum anne. Oğlum. Sök, al o ateşi içinden. Ne sök al demek olmuyor anne. Ama merak etme. Bu benim içimde. Buradan bir milim öteye çıkmayacak. Bile gelmeyecek. Olmayacak duaya amin demem. Aga, ya kaç yaşında adamlarız, kız takip ediyoruz delikanlı gibi. Yakışıyor mu bize? Reyyan'ı görmem, konuşmam lazım. Anlamıyor musun sen? Başka da şansım yok. Ya iyi tamam da acele ediyorsun. Yani bir otur, bir düşün, bir sakinle şöyle karar ver, olmaz mı? Başka da şansım yok diyorum aga, delirtme beni. Ya boş anını kollayacağım ya da direkt o konağa gireceğim. Söyle kardeşim, sen karar ver. Yok, yok. Takip etme fikri daha mantıklı geldi bir anda. Biz devam edelim. Ne güzel şeyler aldık değil mi? Kim bilir şu dünyada kaç tane kırmızı balon var. Ama onlardan hiçbiri benim değil. Annem bunu konuştuk ya. Baloncu amca düğüne gitmiş. Biz şimdi oraya gidemeyiz. Gülüm. Bak yarın gider baloncu amcadan alırız balonu, değil mi? Ama şimdi vallahi ben çok yoruldum. Kırmızı bir balonum olmadan ayağa kalkabileceğimi sanmıyorum. Sen yorulursan konağa dön abla. Biz annemle gidelim. Sonra balonuma tutunup döneriz. O bizi yorulmadan getirir. Gülüm, annem. Hadi kalk ne olursun. Bak tuttu yine damarı. İyi anne o zaman gidin madem siz kırılmasın gönlüm. Konağa kadar geldik ben uyuyamadım ya dün gece gidip biraz dinleneyim. Hı? Öyle mi diyorsun? Hı. İyi hadi. Yaşasın! Sen de dikkatli git ama tamam mı? Ha merak etme.
Cimcimeye bak sen. Ne yaptı ne etti fırsatı koyduğumuz ha. Sen burada kal aga. Dikkat et. Edeceksin sen böyle benim peşim sıra gelmeye? Sonsuza kadar. Kabus gibi çöktü üstüme. Daha ne istiyorsun? Daha ne yapacaksın? Ben daha yeni başladım Reyhan. Sen neler yapabileceğimi bilsen şaşarsın. Bak. Çıkartmışsın yüzünü. Çıkarttım ya. Ne yapacaktım? Çıkarttım hem de attım. Biliyorum. Hadi geri tak. Bu yüzüğü sana ait birine takarsın. Ben sana ait değilim. Biliyorum bana kızgınsın ama ben bir anda boş bulundum öyle söyledim. Gönül'ü senin yaralamadığını biliyorum. Senin kar... Gönül dahil hiçbir aslan bey benim umurumda değil. Senden de daha tek kelime duymak istemiyorum. Bırak beni. Dönecek. Gelirsen konuşuruz. Başka vaktim yok. Ha? Ne yaptın kardeşim? Ne oldu? Ne dedi? Konuştunuz mu? En azından öyle söylemek istemediğimi, onu suçlamak istemediğimi biliyor. Şimdi içim biraz olsun daha rahat. Miran. Dur artık. Bak biz seninle beraber büyüdük. Ben senin her halini biliyorum. Hepsine şahidim. Ama ben seni hiç böyle görmedim be kardeşim.
Bak o ortalık yangın yeri, kıyamet kopuyor, konak ne halde ama sen... Ben senin kimse için böyle çırpındığını görmedim. İyi değilsin. İyi değilim tabii. Ailem dediğim insanların ne yalanlar söylediğini görmüyor musun aga? Ben kime güveneceğimi, neye inanacağımı şaşırdım. Kafamdaki sesler artık beni sağır edecek. Şu an bildiğim ve inandığım tek şey Reyhan. Benim bir şeyler düşünmem lazım. Aga yine o kapıya gitmeyeceğiz değil mi? Şimdi gitmeyeceğiz. Benim düşünmem lazım. Reyhan'ın bana yeniden güvenmesi için bir şeyler yapmam lazım. Bir hadi ofise geçelim. Benim biraz sessizliğe ihtiyacım var. Kardeşim sen bir geç. Benim ufak bir işim var. Hemen halledip geleceğim. Cihan. Abine söyle. Teklif dosyalarını bir daha gözden geçirsin. Öyle gönderelim adamlara. Baba gerek yok. Abim zaten ofistedir. Ben baktım, kontrol ettim. Hiçbir sıkıntı yok. Bugün gönderirim. Abin de baksın son defa. Açık vermeyelim. Ağam, avukat gelmiş. Seni görmek istiyormuş. Ne diye geldi şimdi bu? Öğreneceğiz. Haberler kötü. Aslan Beyler haciz işlemlerini başlatmışlar. Adamlar şu an şirketteler. Nasıl yani? Baba ne oluyor? Ne diyorsun avukat? Ne hacizi? Hazar! Şirkete haciz memurları geldi. Aslan Beyler yollamış. Yani... Baba! Baba! Babam! Babam! Baba, babamın ilacını getir. Haydi. Reyhan! Geberteceğim! Tamam, tamam. Bırak şimdi Reyhan'ı. Sakin ol. Sakin ol. Hah. İyisin değil mi? İyiyim. Hey, tamam. Dur, dur. Dur. Baba! Azat! Niye çağırdın beni? Ne konuşacaksın? Bari bir yere oturalım. Hep gittiğimiz yere gidelim mi? Vaktim yok yarın. Ne diyeceksen burada söyle. Fırat. Dedem beni veriyor. Tanımadığım biriyle evlendirecekler. Bundan bana ne yarın? Benden ne istiyorsun? Ya duymuyor musun Fırat? Beni zorla verecekler diyorum. Fırat neden bana böyle davranıyorsun? Bana o kadar çok yalan söyledin ki yarın. Artık sana inanmıyorum. Ya şu gözyaşlarım var ya, artık ikna etmiyor beni. Fırat, ben sana anlattım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Sen beni aptal mı sanıyorsun Yaren? He? Sana Miran'la gönlünün evli olduğunu söyledim. Nasıl bir gaflete düştüysem. Akşamını yengen geldi konağa bastı. Hesap sordu Miran'dan. Ne tesadüf değil mi Yaren? Fırat ben sana anlatmak istiyordum onu. Miran'la Reyhan'ın bağ evinde olduğunu da bilmiyordun değil mi? Tabii. Nereden bileceğim? Fırat sen... Sırf Gül Reyhan'ı görsün diye o gece konağa çağırıp pusula kurmamışsındır sen değil mi Yaren? Sırf iyi niyetinden. İki kız kardeşinin hasretine gönlünü el vermedi diye değil mi?
Şimdi bana bak kızım. Benim böyle hesap kitap yapan, entrikayla uğraşan insanla işim olmaz. Şimdi git. Düğününde hayırlı olsun. Fırat! Gün gelecek. Bütün bu suçlamalarından utanacaksın. Çünkü hiçbiri doğru değil. Anladın mı? Başımıza ne geldiyse senin yüzünden. Baba! Baba! Gel buraya. Evimizi, ocağımızı dağıttın ha? Baba! Baba dur artık, dur yeter Allah aşkına. Geri çekil Can. Ya baba etme, etme abim. Sizin kızlarınız yüzünden başım dertten kurtulmuyor. Sen git kendi kızının başına bak. Gel buraya. Çabuk git abim bari, çabuk. Sen şu canından utanmıyor musun ha? Senin şu canın sağ oldukça anana babana huzur yok. Şu korakta senin yüzünden hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmadı. Gebermedin gitti. Sen yaşadığın sürece Şadoğlu ailesinin kıyameti olacaksın. Ya ben ne yaptım? Dede ne yaptım? Sen ne mi yaptın? 11 an itini başımıza musallat eden sensin. Şu an bütün midyata bizi rezil ediyor. Varımızı yoğumuzu hacizle alıyor. Ofisinde oturmuş, bizimle alay ediyor, gülüyor. Dur, 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 dur. Yaklaşma ya. Dur amcam, dur. Dur, sakin ol. Sakin ol amcam, sakin ol. Haydi. Sen ver silahı bana. Kimse arkamdan gelmeyecek. Reyhan, yapma kuzum. Sen şaşarsın. Düşün. Bir yol bul. Bir yol. Bir yol. Bir yol.
Reyhan? Ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Sen. Bak. Bak, senin hırsının beni getirdiği son hal bu. Bak. Dur artık. Bırak artık. O ellerini üzerimizden çek. Erden alacağımı aldım. Ailemi rahat bırak. Reyhan. Ailemin adını. Benim onurumu yerlerde sürükledin. Annemin, babamın yüreğini yaktın. Yetmedi. Malımıza göz koydun ha. Haciz gönderdin. Beni dedemin gözünde bir kez daha soktun o yerin dibine. Başardın. Soğumadı mı bu kalbin? Mutlu olmadın mı hala? Yoksa ben de yokum. Reyhan yoksa Miran yok. Ulan! Dokunma artık benim canıma! Öldürsün baba. Dur kızım. Sen öleceğine ben öleyim baba. Ben öleyim. Allah'ın izin ver bitsin bu eziyet. Bitecek kızım. Bitecek. Daha bu sabah sen benim can düşmanımsın. Uzak duracaksın dedim. Beni yanıltmadın. Can düşmanı gibi davrandın. Kızımla daldın içini yine ha? Ben yapmadım. Yaptın. Yaptın. Ben de yapacağım. Paramparça ettiğin şu masumun yüreğine yeniden can vereceğim. Düşürdüğün omuzları dimdik edeceğim. Sayende kan akan o dudaklara gülümsemesini yeniden vereceğim. Kızımın yaralarını tek tek iyileştireceğim. Ama önce... Ama evladımı yaşatabilmem için... Önce senin canını alacağım Miran Aslan Bey. Mm-hmm.
Kızım. Kızım, seni her gün ölmekten kurtaracağım. İzin ver bitireyim şu eziyeti. Olmaya birini öldüremezsek. Reyhan. Hele hele küçük cimcime seni. Melike, bak annem beni üzmedi. Bunu ta uzaktan gidip aldık. Melike, çok güzel kuzum. Hadi koş, bak bakalım mutfakta ne sürprizler bekliyor seni. Ne? Sürpriz mi? Ay bugün daha ne kadar güzel olabilir bilmiyorum. Hamur! Melike ne oldu? Reyhan odasında mı? Abla, Reyhan yok. Ama Hazar Bey'ime haber ettim. Getirecek Reyhan'ı. Ne demek Reyhan yok? Nerede? Abla. Kızım. Siz yavaş yavaş gelin Zehra, mukayyet olun. Reyhan? Baba! Gözlerime bak. Hazar. Bak dedim. Al vur. Hazar ne yapıyorsun? Vur dedim, öldür. Öldür beni. Zehra'yı, Reyhan'ı, Gül'ü, hepimizi öldür. Kurtulalım artık. İnsan düşmanına böyle zulmetmez ya. Öldür, kurtulalım. Nasuha! Ulan sana Allah, hangi yönde geliyorsun buraya? Dur! Sileceğim, haczi de durduracağım. Bu düşmanlığa da son vereceğim. Ne diyorsun sen? Ne istiyorsun?
Reyhan'ı. Reyhan'ı. Sadece Reyhan'ı istiyorum. Sadece Reyhan'ı istiyorum. Bana onu ver, her şey bitsin.